Evet arkadaşlar, dersimize hoş geldiniz. Büyük Selçuklu Devleti ile dersimize devam ediyoruz. Büyük Selçuklu Devleti Türk tarihinde çok önemli bir yeri var. Türklerin İslamiyet'i kabulünü ve Anadolu'ya İslamiyet'in getirilmesi, Oğuzların Türklerin Anadolu'ya taşınması hep Büyük Selçuklu Devleti sayesinde oldu. Arkadaşlar, Büyük Selçuklu Devleti ile neleri bilmemiz gerekiyor? Dandanakan Savaşı'nı bilmemiz gerekiyor. Pasinler Savaşı'nı bilmemiz gerekiyor. Malazgirt Savaşı'nı bilmemiz gerekiyor ve Katvan Savaşı'nı bilmemiz gerekiyor. Hemen bakalım. Oğuzlar Türklerin büyük boyudur. Selçuklular da, Büyük Selçuklu Devleti de Oğuzların kıdık boyundandır arkadaşlar. Kıdık. Evet, kıdık. Oğuz boy demek. Ok da boy demek. Boylar demek Oğuz. Evet, Türkmen demek, Oğuz demek ne demek? Kim bize ne demiş? Burada var bunlar. Hemen geçelim. Arkadaşlar, kanalıma abone olmayı unutmayın. Boyundandır dedik. Evet, bakın devletin sınırları nerede, nereye? Burada biraz önce söylediğim savaşlar. Dandanakan Savaşı'ndan Katman Savaşı'na kadar. Evet. Selçuk Bey ile başlıyoruz. Selçuk Bey. Bakın Oğuz Yapkusu'nu devirmek istemiş. Olmayınca bu da halkını toplayıp gelmiş. Müslümanlığı kabul etmiş. Müslüman olmayan Türklerle savaşmaya başlamış. Ondan sonra Türkler ikiye ayrılmış. Müslüman Türkler, kafir Türkler diye. Müslüman Türklere Türkmen denilmiş. Burnumda et var arkadaşlar. Konuşmakta biraz zorlanıyorum ama sizler için de bu dersleri yapmak zorundayım. Evet. Çağrı Bey. Torun Bey. Bakın Anadolu'ya iki tane keşif yapılmış. 1015 ve 1021 yılında. Amaç 1. Anadolu Türklerin yerleşmesi için uygun mu? Anadolu zengin mi? Ne gibi savunma önlemleri var? Bunlar. Evet. Bunları keşfetmek için Çağrı Bey tarafından keşifler yapılmış. Evet. Evet. Gazneliler'le önce onlar da Müslüman Türk Devleti. Önce Nesa, sonra Sera savaşları yapılıyor. Evet, Dandanakan demek Büyük Selçukluların kurulduğu savaş demek. Evet, Büyük Selçukluları kuran savaş burada. Evet, Selçuklular bağımsızlıklarını ilan ettiği için Gazneli Besut da Selçuklara saldırıyor ve ordusu dağılıyor. Bu savaşla Selçuklu Devleti kurulmuş oluyor ve İslam dünyasında Selçuklular büyük bir saygınlık kazanmış oluyorlar. Bakın burada ödevi var. Evet. Bunları iyi öğrenin arkadaşlar. Bakın ezberleyin demiyorum. Öğrenin. Evet. Devleti üçe ayrılmışlar. Tuğrul, Çağrı ve Musa Yakup. Evet. Evet, federal yönetim, yani bölgesel yönetim varmış başta. Pasinler Savaşı. Burada sonuçları çok önemli. Evet. Ödevi tabi sınavda ödevini sorarlar size. Bilmeniz gerekir. Bizans'la Selçukluların yaptığı ilk savaş ve ilk zafer. Bizans'a karşı Büyük Selçuklu Devleti'nin kazandığı ilk zaferdir arkadaşlar. Malazgirt Savaşı'ndan sonra en önemli savaş budur. İslam dünyasının koruyucusu haline gelmişler Selçuklular. Çünkü Abbas halifesini Rüheyoğullarından kurtarmışlar. Orayı da okuyun. Çok önemli. Evet. Alparslan çok önemli Türk tarihinde arkadaşlar. Çünkü şimdi görelim bakalım. Evet, Ali Kalesi'nin fethi.
Bakın ilk Türk-Ermeni ilişkisi var burada. Şimdi Malazgirt Savaşı'na bakacağız. Evet. Evet, bu savaş hilal taktiğiyle kazanıldı. Bu bir. Evet, bakalım. Tural taktiği var tabii. Evet. Fotoğraflara bakarak geçelim. Evet. Evet, Malazgirt Savaşı'nın nedenleri. Evet, Bizans'ın Türkleri Anadolu'ya sokmamak istemiyor. Sokmak istemiyor. Çünkü Anadolu'ya taşınmaya, göç etmeye başlıyor Türkler. Bu bir. Selçukluların başarılı olma nedenleri bunlar arkadaşlar. Evet, hem Bizans ordusu olumsuz şartları hem de yüksek moral. Selçuk ordusu yüksek morali. Abbas Halifesi'nin desteği. Alparslan'ın Cuma namazından sonra iyi bir konuşmayla savaşı başlatması gibi burada yazar sebepler. Bakın sonuçları bunu not alın burasını arkadaşlar. Evet çok önemli bunları not alın. Malazgirt Savaşı'nın sonuçları. Evet. Anadolu kapıları Türklere açılmıştır. Daha sonraki Anadolu Selçuk Devleti'ni konuşurken de söylemiştim. Diğer videomuzda var. Biryo Kefalar Savaşı'yla da Anadolu Türk yurdu haline gelmişti. Evet bunlar da Malazgirt Savaşı'nın sonuçları dedik. Evet bunları not alın arkadaşlar. Evet burada da ikinci beylikler dönemi kuruluyor arkadaşlar. Malazgirt Savaşı'nda hemen sonra yine videolarımız, video var bu konuyla ilgili. Danışmentler, Saltukoğulları, Artukoğulları, Beygücekler gibi Anadolu Selçukluları gibi beylikler kuruluyor. Malazgirt Savaşı'ndan sonra. İkinci beylikler ne zaman kuruluyor? Bir de ikinci beylikler dönemi var. Bunu yorumlara yazın, tartışalım. Bakalım biliyor musunuz? Melikşah'a geçtik Alparslan'ın ölümünden sonra. En parlak dönemini yaşamış. Bakın medreseler kurulmuş. Nizamülmülk. Celali takvim yapılmış. Melikşah'ın ölümünden sonra da devlet Fetret devrine giriyor zaten. 1092'de Melikşah ölüyor. Burayı dikkatlice okuyun arkadaşlar. Artuk Bey de Arabistan Yarımadası'nı fethetmiş. Yani Mekke, Medine, Suriye vesaire Arapların yaşadığı bölgeler Osmanlı, Büyük Selçuklu kontrolüne geçmiş. Yani Türklerin. Bakın bu Nizamülmülk Türk tarihinin en büyük adamlarından birisidir. Mutlaka tanıyın. Öğrenin. Evet. Nizamülmülk, Nizamiye medreselerini açtı. Bakacağız şimdi. Ömer Hayyam'ı da tanıyın arkadaşlar. Bu da Türk bilgesi. Büyük tarihin en büyük Türklerinden birisi de Ömer Hayyam'dır. Matematikçidir, astronomdur, şairdir. Evet, burada şiir de var. Ömer Hayyam. Terörizm. İlk defa terörizm okullarda eğitilmiş. Çünkü ilk terörist, dünyada ilk terörist organizasyonu Büyük Selçuklulara karşı Hasan Sabbah denilen kişi. Haşhaşiler. Okul dediğimizde Nizami medreselerinde bu da karşı eğitim yapılıyor. Bu konuyu açmıyorum. Bu konuyu mutlaka öğrenin. Evet. Yıkılma dönemi. Evet. Umarım çok yaşayabilmişsinizdir. Evet. Evet. Türk tarihinde 3 ayrı fetret dönemi varmış. Fetret karışıklık, kargaşa demek. Bir Melikşah'ın ölümüyle 1092-1117, bir Osmanlı'daki Ankara Savaşı ile başlayan 1402-1413,
Bir de Kürseda Savaşı ile başlayan 1243-1308 Anadolu Selçuklar döneminde. Evet. Bakalım. Bu dönemler nasıl dönemlermiş? Buhranlı, sıkıntılı. Evet. Haçlı ne demek? Haç, Hristiyanlığın simgesi demek. Bizans'ın Türklere gücü tek başına yetmeyince Haçlılardan yardım istiyor arkadaşlar ve Haçlılar da Anadolu'dan Türkleri ve Müslümanları atmak için Bizans'a yardıma geliyorlar. Haçlı seferleriyle ilgili videomuz var. Evet, hemen geçelim. Katva Savaşı diyor bakın. Katva Savaşı da ne demiştim? Büyük Selçuk Devleti'nin yıkılması. 141. Karataylarla yapıyor. Burada dedeler var. Sonuçları var. Evet ve bu savaştan sonra Sultan Sencer esir alınıyor ve Büyük Selçuk Devleti yıkılıyor artık. Bakın Dalma dedeleri taht kavgaları 1. Merkezi otorite zayıflamış. Bu tabii ki 2. Hasan Sabbah yani terörizmin suikastları, terörist hareketleri, haşhaşiler biliyorsunuz. Nizamülmülk'ü öldürdüler. Melikşah'ı öldürdüler. Önemli valileri, komutanları öldürdüler ve devletin merkezi otoritesi zayıflamasına neden oldular. Abbasiler faaliyetleri. Abbasiler biliyorsunuz Irak'ta 4 halife dönemi, ondan sonra Emeviler, daha sonra Abbasiler dönemi vardı. Arap İslamiyet'in halifeleri de bunlar. Haçlı seferleri kanalımızda videomuz var bu konuyla ilgili arkadaşlar. Buna da mutlaka bakın. Türkmenlerin küstürülmeleri. Tabi bu da bu konuda önemli bir konu. Evet. Selçuk Devleti'nin dağılmasıyla kurulan devletler, devletçikler. Bakalım. Horasan Selçukları. Bunlara bir bakın. Çok öyle sınavlarda çıkmaz karşınıza ama bilmemiz gerekiyor. Kirva Selçukları. Suriye Selçukluları. Evet. Haçlılarla ve mücadele etmişler kendi aralarında. Anadolu Selçuklarıyla. Evet. Türkiye Selçukları. Tabi biz bunu videomuz var, dersimiz var. Boğullar 1243'te yendiler ve 1308'de yıkıldı. Atabeylikler. Atabey nedir? Biliyorsunuz çeşitli illere, bölgelere şehzadeler yani padişah küçük yaşındaki erkek çocukları vali olarak gönderiyor. Tabi 7-8 yaşındaki çocuk valilik yapamayacağına göre onun yanında tecrübeli devlet adamı veriliyor. Hoca olarak. Bu hocalara Atabey deniyor. Osmanlı'ya geldiğimizde bunlara Lala denildi ama Selçuklar'da Atabey deniliyordu arkadaşlar. Atabeyler de kendi devletini de kurmuşlar. Burada Atabey'in ne olduğu yazıyor bakarsanız görürsünüz. Kanalıma abone olmuşsunuzdur bu arkadaşlar. Böyleler Şam Atabey'di. Evet Suriye'de Haçlılar'ın elinden Suriye'yi, Urfa'yı almak, Kudüs'ü almak. Salgırlılar, İldenizliler, Begütegin oğulları. Evet. Kültür ve medeniyet. Kurultay biliyorsunuz Türkler önemli devlet meselelerinde görüşmek üzere boy beylerini ve önemli komutanlarını, valilerini yılda iki kez bazen daha fazla toplantıya çağırırlar veya savaş vesaire gibi durumu varsa ayrıca dayı toplanabilirdi. Yani padişah kafasına göre karar almazdı. Kurultayı toplardı. Evet. Hakimiyet anlayışı hanedan üyelerin ortak ya yani padişahın sülalesinin ortak malı sayılıyordu devlet. Bu da taht kavgalarına neden oluyordu. Kut inancı vardı. Kut nedir? Yorumlara yazın bunu tartışalım. Kut. Hükümdarları ya da hane, şey, padişah yetkileri. Evet, Tuğrul Bey Sultan Ünvanı'nı kullanmış. Buraları bir okuyun, böyle güzel bilgiler. Divan var.
Evet. Hakimiyet sembolleri elbise, nevbet. Bunları not alın arkadaşlar. Hem 9. sınıfta 11. sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi dersinde bunlar çok önemli konular. TYT ve AYT'de vazgeçilmez konulardır arkadaşlar. Mutlaka not alın. Şu ekranı not alın. Saray, devlet yönetiminin yapıldığı yerdir. Padişah ve ailesinin kaldığı yerdir. Evet. Saray. Hacip, sarayın sorumlusu. Sarayın iç işlerine bakan kişidir. Devlet yönetimine katılmaz. Sadece saray, padişah kimle görüşecek, ne yemek çıkacak mesela. Burada diğer saray görevlileri ve devlet görevlileri var. Bunları not alın arkadaşlar. Bu ekranda da not alın. Çaşlı gir. Kız sanar. Bunları bilin arkadaşlar. Öğrenin. Hükümet. Divan. Bu divanları da not alın. Bunları da öğrenin. Eğer üniversitede tarihte full yapacağım, ben soru kaçırmayacağım diyorsanız bunu bilin. Divanlar. Evet, devlet yönetiminde demek ki padişah kafasına göre kararlar vermiyor. Çeşitli meclisler toplayıp buralarda kararlar alıyormuş. Bakın her işin bir divanı var. Yani meclisi var. Burada askerlik işleri, maliye işleri, posta işleri, adalet işleri. Bunları da not alın arkadaşlar. Yani bunları not almadan öğrenemezsiniz. Bakın ezber yok. Öğrenmek var. Taşra merkez dışındaki bölgelere taşra denir. Evet. Bu ekranda bir şekilde bakın. Ordu, evet, orduya bakacağız. Kulap. Hristiyan ailelerin çocukları bu okula alınır. Gulabhane ya da Gulab okulunda. Osmanlı bunu devşirme diyorduk. İlk de Anadolu çocuklarında da var. Buraları da iyice okuyla öğrenin arkadaşlar. Tabi devlet, bağlı devletler. Evet, askerlikte bu şekilde. Ordu, muharip savaşat demek. Bakın bunları Osmanlı tarihinde de konuşacağız 10. sınıfta. Bunları öğrenin çünkü aşağı yukarı Osmanlı'da aynı şekilde geçiyor. Bu sınıflar, askeri sınıflar. Hukuka bakalım. Şer'i ve örfi olarak ikiye ayrılıyor dedik. Diğer derslerimizde de bunları konuştuk. Şer'i yargı, evlenme, boşanma, miras gibi konularda kararlar verilirse dine dayalı kararlar, dine göre veriliyor. Örfi yargı da askerlik ve diğer konularda kararlar veriliyorsa yani gelenek göreneklere göre verilen kararlara da örfi yargı diyoruz. Örfi hukuk diyoruz. Mahkemelerin başkanlarına da hakimlere kadı diyoruz biliyorsunuz. Evet bakalım hemen. Toprak yönetimi de Osmanlı'da da bu konu aynı şekilde devam ediyor arkadaşlar. Bir yeri devlet arazisi, has padişah arazileri. Müslüman olmayanlar haracı arazi. Müslümanlara öşür diyorduk Osmanlı'da. Vakıf arazi, hayır kurumlarına verilen araziler. Bunları öğrenin. Öğrenirseniz Osmanlı tarihinde de sıkıntı çekmezsiniz. Sosyal hayat nasılmış? Yani toplum nasıl yaşarmış? Bakalım ona. İlk destek varmış. Evet. Sosyal hayat. Ekonomik hayat. Ekonomik hayat da bu. Bilim ve kültür neymiş? Evet bakın ilk Selçuklu Medresesi Tunus Bey tarafından ama büyük medreseler Nizami Mülk tarafından açılan Nizamiye medreseleriydi. Hadi size bir soru sorayım. Anadolu'da ilk medreseyi kim açmıştır?
Bakın, Nizamiye medreseleri Anadolu'da değil. Anadolu'da açan kim? Birinci Beylikler dönemi dersimizde bu vardı. Evet. Bilim adamları bunlar. Dil ve edebiyat. Evet. Şair ve yazarları bunlar. Sanat. Evet, sanatları bunlar. Şimdi bakacağız. Ömer Hayyam'ın şiiri. Evet, bu da yine güzel bir şiirimiz. Nizami Mülk'ün sözü. Vezir-i Azam, Büyük Selçuk Devleti, Melikşah'ın ve Alparslan'ın. Evet arkadaşlar, Balazgirt Savaşı, tabi Dandanakan Savaşı, Pasiler Savaşı, Balazgirt Savaşı ve Katva Savaşı'nın önemli olduğu Büyük Selçuk Devleti'ni tanıdık. Umarım kanalıma abone olmuşsunuzdur. Sizlere iyi çalışmalar, iyi dersler.